Kuveyt Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cumanız mübarek olsun. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Ben kendisini böyle ilk gençlik yıllarımdan diyeceğim. O da <laughs> bazen az önce onun muhabbeti oldu Baha abiyle. Bazen böyle bakıyorsun kelli felli biri geliyor karşına ve şey diyor. Abi çocukluğumdan beri seni takip ediyorum falan. Evet bir anlamda güzel ama bir anlamda da içini burkuyor insanın. Diyorsun ya nasıl çocukluktan beri ben kaç yaşındayım falan. Hala Sizin, gencim. De, bir an böyle sizi bir şeyle yüzleştiriyor. <laughs> benim gerçekten gençlik yıllarımdan beri e, takip ettiğim, çok severek dinlediğim, kıymetli bir misafirim Bir ağabeyim bugün bizlerle beraber. Bahattin Gündoğdu yani Baha abi, Baha abi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk benim canım kardeşim. Nasıl olsun iyi misin? Vallahi iyiyim. Ne güzel bir arada olmak Bekir. Allah razı olsun. Uzun zamandır planlıyorduk bugüne kısmetmiş. Evet şükürler olsun. Teşekkür ederim. Evet. Ederim. Vakit ayırdın. Estağfurullah ne demek? Içinde... benim için çok büyük bir mutluluk. Allah razı olsun. Öncelikle eyvallah. ben seni tebrik etmek istiyorum. Duruşun, kültürün, insanlığın, eyvallah. samimiyetin. Sen e, örnek bir gençsin. Allah razı olsun. <laughs> Genç olayım da abi. Genç samimiyiz. Biz önceki sohbetin sonuydu. Aynen öyle. <laughs> Ama gerçek söylediğim şeyler. Allah, Allah razı olsun. Yolun açık olsun. olsun. Sağ ol abi. Bizim hep beraber yolumuz bir olsun inşallah. Bahabi'yi tanıyorsunuz hepiniz. Çok yakın tanıyorsunuz. Ben Baha ismi zikredildiğinde böyle çok kadife sesli ve mütemadiyen aşk şarkıları söyleyen, böyle bir şeye hasret, bir şeye özlem duymuş da acısı dinmemiş insanlar vardır hani böyle. Hep bu aklıma gelir bir. İkincisi, beste yapmanın, şarkı yapmanın ilhamlı olduğuna inanırım. Yani bakıyorsunuz isim vermeden zikredeceğim bunu. Çok güzel besteler yapmış. 70'li, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çok iyi işler üretmiş. Fakat sonradan birden bir şey kesilmiş ve yeni şarkı gelmiyor. Yani bir türlü olağanüstü eser çıkmıyor. Bakıyorsun ya o zaman da bunu söyleyen, besteleyen, o sözleri yazan aynı insan. 2023'e gelmiş, yeni beste yapmış, yeni şarkı yapmış ya da yapamıyor ya da bakıyorsun hiç eskisine benzemiyor. Ben ilhamatın bir nasip olduğuna inanıyorum. Kesiliyor bazen o ilham. cenab Allah bir şey veriyor, veriyor, veriyor. O da bir nasip bir süreden sonra nasip kesiliyor. Siz çok özel bir karakter olduğunuzu düşünüyorum abi. Çok Sizde kesilmiyor ediyorum. yani şimdi az önceki muhabbetimizde yeni bir klip hazırlığı yapıyorsunuz evet. yine yeni şarkılarınız tutuyor söyleniyor. Siz de bunun bir nasip olduğunu düşünüyorsunuz değil mi abi? Kesinlikle. Yani... Yüce Allah'ın insana verdiği bir lütuf. Hı hı. Ee, ne mutlu ki böyle bir şey varsa bende. Ee, onu en azından kendimde hissettiğim için ee, çok mutluyum. Ve ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ee, ya bu nasıl diyeyim? Bazen bazı şeyleri siz e, yönetemezsiniz, hı hı. bazı şeyleri olmayan şeyi var edemezsiniz. Hı hı. Bu sizde ya vardır ya yoktur. Ya yoktur. Ee, ben sanırım bu konuda dediğim gibi şanslıyım. Hı hı. varmış ki bir yerlerden başlayıp bir yerlere kadar getirme şansım oldu. Nefis. Ee, ne mutlu bana. Ne ee, ve yaptığım şeyler, e, yazdığım veya e, bir şekilde olmayan bir şeyi e, insanlara iletebildiğim o hı hı. duygular. E, Hani mutlu bana. Bence kesinlikle ulaşıyor abi. Şimdi 1969 Kayseri doğumlusunuz. Evet Kayseri dünyanın doğumlusu. Dünyanın doğumlusunuz. Sonrasında Ankara'ya geçiyorsunuz. Bir yaşından itibaren Ankara'da evet, yetişiyorsunuz. Gazi Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Evet. Ee, sonrasında bütün hikayeniz e, aslında müzik gibi görünse de Galatasaray'dan teklif almış ve gitmemiş birisiniz. Yani bir profesyonel futbol kariyeriniz de var. Evet. Sonra bir şey oluyor her şeyi bırakıyorsunuz ve tamamıyla müziğe yöneliyorsunuz. Niye abi? Biraz önce söyledik ya nasip diye. Hı. Ben onun öyle olduğuna inanıyorum. Ee, biraz eskilere dönelim istersen. Hı hı. İlk konunun başlangıcına. Hı hı. Ee, bizim Kayseri'den Ankara'ya gelmemiz babamın mesleği dolayısıyla oldu. Babam inşaat işleriyle ilgili. Ee, iyiydi o zaman. Ee, ben bir yaşındaydım. Dört kardeşiz biz. Babam ailemizi topluyor. Ankara'da iş dolayısıyla geliyorlar Ankara'ya. Orada bir hayat başlıyor. Hı hı. Ee, benim müzikle tanışmam ise 5-6 yaşlarında e, abim buradan, canım abim, ablam. Ablam burada müzik öğretmenidir. Hı hı, maşallah, selam olsun. Ee, selamlar olsun buradan. Abim eve, teyzemizin oğlunun e, Kayseri'de dünyada bir cümbüşü vardı, hı hı. Bekir. O cümbüşü e, Fatih abim, ona da buradan selamlar olsun. Onlar uğraşıyorlar, çalamıyorlar cümbüşü. Yani çok... E, Zor bir enstrümandır. Perdesiz fen olduğu için. Evet. Abim o cümbüş alıp Ankara'ya getiriyor. Ankara'da onunla uğraşmaya başlarken ben de gizli gizli aralardan onun cümbüşü bıraktığı zamanlarda hı hı. ben de cümbüşle oynamaya başlıyorum falan. Derken yavaş yavaş bendeki yeteneği keşfediyorlar. Çalmaya başladım ben iki hafta içerisinde. İlk çaldığınız ee, enstrüman cümbüş yani. Aslında bağlama hı hı. cümbüş ikisi kombinasyonlu hı hı. gitti ama e, bizde o zaman bağlama yoktu. Babam e, bağlamayı çok seven ve geçmişte de çalmış bir insandı fakat ...eve o bağlama bir geldi kırıldı gitti tamir edildi edilmedi filan biraz böyle şey kaldı açıkçası evde bağlama olmadığı bir dönem yukarı komşumuzun bir bağlaması vardı bağlaması vardı abim onu da alır getirirdi abim aslında bunları başlattı <laughs> ve ya çok yetenekli bir adamdır müziğe resme yani benim aslında ee, öncümdür diyebiliriz. Hı -hı. Abim olmasaydı ben belki birçok şeyi fark edemeyebilirdim. Hı -hı. Onun sayesinde başladığım o enstrümanlar yavaş yavaş ilerledi. Ee, evde böyle amatör bir şekilde devam et etti. Ablam müzik bölümünü kazanıp müzik öğretmenliği okumaya başlayınca ben de biraz daha bu duygular pekişti. Hı -hı. Yavaş yavaş da ilerlemeye başladı tabii Hı -hı. enstrümandaki Hı -hı. hakimiyet. Sesimi fark ettiler. Ya bu çocuk dediler işte bilirsin ortaokulda lisede. Bu çocuğun sesi güzel bize bir şarkı söyler misin falan Müsamerelerde işte hmm. çeşitli grup toplantılarında yavaş yavaş keşfedilmeye başlandı. Ama asıl benim futbol yönüm daha öne çıktı hmm. o zamanlar. Mahallede hani o iki taşı koyarız ya hmm. sokak aralarında. Ya bu çocuk dediler bu çocuk ne yapıyor? Fena değilmişim sanıyorum. Teknik işte biraz zeka biraz sürat filan. E, o sırada bir Ankara kulübüne... Yine abimin önderlik yaptığı, daha doğrusu onun da futbol oynadığı bir kulübe hmm. beni yazdırdılar. İsim şu anda vermeyeyim reklama girmesini. Ankara Petrol Ofisi Kulübü'ne. 15 hmm. e, yaşında yazıldım. Daha yazılır yazılmaz. işte ikinci yıl e, Yıldız takımda aynı zamanda genç takımda oynamaya başladım. Faruk mi anlıyordun Sağa çıktım ben. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da tüm hocalarıma, arkadaşlarım hepsine selamlar olsun. Hı hı. Orada da fark edildim. Müzik ve futbol beraber gitmeye başladı ama futbol müzikte tabii profesyonellik yoktu o dönemlerde. Hmm. E, futboldaki o profesyonelliğe gidiş biraz daha yoğunlaştı artık herkesin. Hmm. E, futbolcu olarak baktığı bir adam haline gelmeye başladım. Ama fiziğim çok şey değildi. <laughs> Bekir biraz boyum kısaydı, hmm. çelimsizdim. Hmm. Bir şeye benzetemiyorlardı. Hmm. Bir yaz tatili sonunda bir geldim. Vücut artık demek ki tam ergenlik çağı. Biraz da serpildi, fizik de yerine geldi. Ben amatör kümede genç takımda, amatör takımda futbol oynarken profesyonel takıma da beni kadroya almaya başladılar. Hmm. Artık iyice futbolcu olmaya başladım. Müzik tabii bir derecede ikinci planda kaldı. Hmm. O sırada çok ilginçtir. Yani bu benim hayatımda belki de dönüm noktasıdır. İlk sene üniversiteyi kazanamadım ben. İkinci yıl tekrar üniversite sınavına gireceğim. Futbol devam ediyor. Bu sırada askerliğim geldi tabii. Hmm. Dediler ki bu çocuk tabii ki vatani görev hepimizin yüreğinde. Hı hı. Ama bu çocuk bir iki yıl askere gidip gelirse form durumu vesaire nasıl olacak bu işten derken derken. Gazi Üniversitesi beden eğitimi bölümü sınav açıyordu. Ön kayıtlı alıyorlar o zaman biliyorsun. Ilk evet. İki aşamalıydı sınavlar. Aynen i̇lk aşamayı kazandım. İkinci aşamada yetenek sınavıyla beden eğitimi bölümü sınavına giderken liseden bir arkadaşıma e, rastladım. Hı hı. Serhat dedi ki abi ben dedi müzik bölümüne başvurdum. E, sen dedim sporcusun. Vallahi dedi milli kontenjanı okulun dedi dolmuş. Okula artık öğrenci almaları çok zormuş. Çok fazla başvuru varmış. Hmm. Ben dedi müzik bölümüne başvuracağım. Bağlama çalıyordu o zaman. Sen, ee? Halk oyunları falan. Hadi dedi sen de gel sen dedi. Yetenekli adamsın dedi ya. Ama o dedim nasıl olacak ben oraya yolumuzu değiştirdik. Allah Allah. Hocamla falan konuştum. Bir iki gün var zaten müracaatlar için. Ben müzik bölümüne başvurdum. Ablamla da e, konuştuk, ablama da danıştım. Viyala ne alaka? Bir de viyala okumuşsunuz. Doğuşun doğruya geliyorum. Aynen. Ben müzik bölümü sınavına girdim Bekir. Ee, 650-700 kişinin katıldığı sınavı ilk ona girerek kazandım. Hı -hı. Bir anda tabii sınavı kazandım. Futbol o tarafta hocalar, çocuklar, çocuklar ne yapıyorsun dediler. Hani sen biz burada... Bir, bir tercih yap. Böyle bir arada kaldım. Müzik bölümüne de başladım. Hocalarım da beni çok sevdiler. Ee, o sırada tabii müzik eğitimi bölümlerinde bir çalgı seçimi vardır. Ana çalgı Hı -hı. seçmek durumundasın. Herkes her çalgıyı seçmiş. Ben de antrenmandan geldim. Şanta ne yapıyor bu çocuk dediler. S i̇şte enstrüman seçim e işte Yapması yapılması lazım. lazım. <laughs> Abi bir anda viola bir kalmış. Yani öğrenci hiçbir hiç kimse viola enstrümanı Hı -hı. tercih etmemiş. Hı -hı. Artık ben de violayı tercih ettim. Yani aslında bilinçli bir şey değildi. O sırada biyoloji hocam Ayfer Hanım, e, rahmetli, e, rahmetli anıyorum kendisini, hı hı. Ayfer Hanım'la tanıştım ve biyola da e, yaklaşık iki yıl, iki buçuk yıl çok sağlam bir eğitimle hı hı. E, okulun odak orkestrasında çalmaya başladım. Falan. O da ayrı, ayrı bir şekilde hı hı. devam etti. Yani anlayacağın futbol ve müzik bir araya geldi. O sırada müzik bölümünde çeşitli başarılar kazanmaya başlayınca futbolda biraz ikisinde devam mecburiyeti vardı. Biraz ikinci plan almak zorunda kaldım. En hmm. yani sonunda bir sarılık e, geçirdim. O sarılık e, sonunda e, biraz hayati tehlike dediler. Aa. Büyük sıkıntılar dediler. Fakat o zamanki e, hocamızın yanlış teşhisiymiş. Sonradan hmm. çıktı ortaya. Normalde ben hepatit a ya geçiriyormuşum hmm. yani. Basit bir sarılıkmış fakat uzun süre fark edilmediği için hmm. ben de biraz ağır geçmiş. Annem... Kulakları çınlasın canım benim ya. da mı dedi? Bıraksını aldın <laughs> Oğlum dedi, gözünü seveyim dedi ya. Senin canından, sağlığından kıymetli mi? Biraz onun etkisi oldu. Futbola biraz ara verdim. Müziğe döndüm. Ee, müzikle beraber daha e, mutlu bir yol sanki e, Hı -hı. göründü bana. Ee, bir şekilde e, hocalarım, arkadaşlarım hepsinin de çok büyük rolü bu, oldu bu konuda. Ve ben müziği tercih ettim. Hı -hı. O sırada zaten e, bu Türkiye şampiyonaları yapılıyor, yapılıyordu. E, çok başarılı bir 2-3 maç geçirdim. Orada zaten Galatasaray'ın dikkatini çekmişim. Hı hı. Onlar girişimde bulunmuşlar. Sonra bir araya gelindi. Artık tam transfer döneminde falan ben sarıldık olunca... Böyle bir şanssızlık diyeyim. Abi o, o zaman tercihini mesela müzikten yana seçmeseydin... Baha ismini biz duyar mıydık futbolda? Duyardık değil mi? Galatasaray Vallahi... duyduğuna göre... Ee, bilmiyorum ki o artık o hiçbirimizin bileceği bir şey değil evet. ama... E, yani ben futbolu... bırakmaya niyetlendiğim zaman veya futboldan uzak kaldığım zaman... hocalarım çok üzüldü, arkadaşlarım çok hmm. üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Aslında e, o zaman bu kadar farkında değildim Bekir. Hmm. Yani biraz daha gençsin. E, kendine bir gelecek kurma yönündesin. Hı hı. Ee, aslında birçok şeyi belki biraz yönlendirilmek gerekiyordu. Hı hı. Ee, o yönlendirilme kısmında da ben e, belki biraz duygusal hareket ettim. Hı. Ama kesinlikle pişman değilim. Öyle bir pişmanlığım yok. Allah'a binlerce şükürler olsun ki e, benim yolumu çizmemde o çok büyük e, rol oynadı. E, kendimce hissettiğim şeyleri yaptım. Ve şu anda da ne mutlu bana ki 9 albüm oldu. Maşallah. E, son işte çalışmalarımız var. Yaklaşık 99 yılında çıkmış bir albüm var Kutupta Yaz Gibiyle. Hı hı. Binlerce milyonlarca insan beni yüreğine aldı. E, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan ki e, benim bu noktalara gelmemde çok büyük rolleri var. Eyvallah. E, yolumu çizmemde. Futbol konusu da hep böyle bir tarafında var. İşte maçları izliyorum. Tatlı bir zaman, hatıra zaman, olarak. Tabii yani. tabii. Tab o bende anı olarak e Hı -hı. kaldı açıkçası. Ama e bazen böyle hala gol atarak uyandığım falan olur. Ha, hala. <laughs> böyle baş parmağı falan duvara <laughs> bir basıyor. <çarparsın gülüyor> Röveşata yaparken falan. <laughs> Abi şimdi albümlerim dedin ya. Ben bakıyorum şimdi aşkın tebessümü, aşk olmasa, aşk acısı, aşk rüzgarı... Ondan sonra aşk yemini, sonra firari aşk... Şurayı da çevireyim, şuraya da not almıştım. Aşk bahane, aşka devam. Neden hep aşk var abi? Hemen onu da şöyle izah edeyim. İlk ben albüm yapacağım zaman, Cengiz abi, Cengiz Kurtoğlu, kulakları çınlasın buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Cengiz abi, Hasan Topaloğlu. Bir araya geldik. Benim şarkılarımı dinlettim onlara. E, boş ver üzülme, seni sevdim diyenler çekip giderse. Cengiz abi bu şarkıyı çok sevdi. Hı. Ee, bir de Kutup'ta Yaz Gibi'nin çok geçmişte yorumlanmış bir şarkıydı ama hı. E, benim yorumum sanırım onlara biraz farklı geldi. Sizinle tanındı. Yani ben o şarkıyı sizinle tanıdım. Evet. Daha öncesinde rahmetli Atilla Kaya, hı. kesinlikle buradan yani rahmet, rahmet diliyorum hı hı. ve gerçekten yürekten ona sevgilerimi e, mutlaka beni görüyordur bir şekilde, duyuyordur. Hı hı. E, onun çok büyük etkisi oldu bende. Çünkü ondan dinlemiştim ben o şarkıyı. Sonrasında da bu şarkıların sanırım yorumu benim sesimdeki belki tını bilmiyorum, onu ben teşhisini ben yapamıyorum da aşk şarkılarının bana çok yakıştığını düşündüler. Hı hı. Ya yani bu tarz şarkıların bende iyi duracağını düşündüler. Repertuar o şekilde yapıldı. İlk albümde başarı getirince, sonrasında Canım Sevgilim gibi, bizim hikayemiz gibi birçok cover şarkıyla beraber, benim kendi bestelerim de devreye girdi. Hı -hı. E, artık insanlar beni bu şekilde algılamaya başladılar. Zaten çok hareketli... Hani insan yaptığı işe kişiliğini yansıtır ya... Çok hareketli bir kişiliğim yok benim yani. Hı -hı. Öyle dans eden, coşkulu falan öyle bir adam değilim yani. Hiçbir zaman da öyle olmadım. Sahnede kendimce tabii ki... E, yaptığım bir hareketliliğim var. Hı -hı. Kendimce, enstrümanlığım Hı -hı. falan Hı -hı. ama... Hani... Belki o şarkıların... bu kişiliğe de yakıştığını düşündüler. Hı -hı. İlk çıkış zamanlarında sonrasında ben kendime yakıştırdım bunu. Hmm. Yani örtüştü benimle diye düşündüm. Ve bu şarkıları yorumlarken sanırım daha yürekten yorumluyorum. Daha içten gelerek Ve söylüyorum. Ve dokunuyor da insanlara. Ee, onun yorumu tabii sizler. Eyvallah. Tam 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 şunu so sormak isterim. Yeri gelmişken belki biraz özel olacak İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz tabii. abi. 69 doğumlusunuz. Ee, binlerce insanın binlerce çift bu bizim şarkımız olsun diye sizin şarkılarınızı seçiyor. Düğünlerine sizi çağırıyorlar. Siz onların en mutlu anlarına eşlik ediyorsunuz. Ama bekarsınız. Ee, bekarım evet. Onun kısmet olduğunu düşündüm ben Bekir. Hı -hı. Ee, tabii ki çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. E ben de tabii ki isterdim. Güzel bir ailem, çocuklar falan. Hayatın bence gerçek tarafı Hı -hı. o. Fakat... Ben e, evliliğin aile kavramının kutsallığına çok inanıyorum. Hı hı. Yani bunu laf olsun diye yapmak istemedim. Olması gerektiği için yapmak istemedim. Hı hı. Gerçekten e, öyle bir hanımefendiyle karşılaşırsam e, yürekten gelerek hı hı. o şekilde aile kurmak istedim. Şu ana kadar da kısmet olmadı. Hı hı. E, ama şu anda öyle bir durum var. Hadi inşallah <laughs> var. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok benim bir kıymetlim, benim bir canım var. İyi maşallah. E, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah ee, yani o yoldayız şu anda düğüne geliriz abi eser i̇nşallah. okurum iste <laughs> vallahi gelirim yani İnşallah İnşallah, i̇nşallah severseniz inşallah, seve. Inşallah. haber vereceğim İnşallah mutlaka. hayırlısı olur <laughs> bazen şey oluyor mu insanda yani şöyle bir his olabilir mi abi, bunun altında bir şeye ulaşamayınca o ona naatlar yazabiliyorsunuz ona böyle serenatlar yazabiliyorsunuz o hasret sizi aslında diri tutuyor o acı sizi taze tutuyor ve üretkenliğiniz de buradan geliyor mesela ben hep şeyi düşünürüm. Neşet Ertaş merhumun çok klasik, sevdiğine kavuştuğu... böyle bir hayat olsa belki bu kadar eser... bir araya gelmezdi. Böyle Acıdan bir korku... Kesin. Böyle bir korku olabilir mi abi? E, evliliği tehir etmiş olmanızın... E, yani sebepleri altında belki. Korku derken... E, nasıl? Yani bir gün evlenir, mutlu bir yuvam olursa... ben aşka ulaşmaya dair eserler... üretemeyebilirim gibi bir tereddüt Açık yaşamış Açıkçası ben öyle bir endişe yaşamadım. Ha, yani yok. O yürek sende olduğu sürece... Hmm. E, sevdiğin insan için de yazabilirsin onları. O o başka bir şey. Yani hı -hı. o insan içinde var olan bir şey. Hı hı. Onun herhangi bir şey engelleyeceğini düşünmüyorum ama e, acıdan beslenildiği konusunda o konuda tartışma götürmez. Onu onu böyle bir şey var mutlaka, değil mi abi. Yani çok mutlu olduğunuz zaman öyle şarkılar yazamayabilirsiniz. Yani bu bu insanın içindeki e, farklı bir yön. Hı -hı. E, milyonlarca insan içerisinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Hı -hı. Etrafınızda bir sürü insan olabilir. Ama kendinize ait, kendine has bir dünyanız vardır. O dünya içerisinde yaşadığınız şeyler önemlidir. Hı hı. O şeyleri yazabilmek için. Hı hı. Yani hiç ummadığınız bir anda, yani dışarıda yürürken hiç be, belki insanların gülerek geçtiği bir şey sizi çok duygulandırabilir. Yani bu biraz yapıyla kişilikle alakalı Aynen öyle. Onu hissetmiyor olsanız zaten yapamazsınız yani o işi. Sanatçı yani. olmak belki sanat kavramı gerçekten çok farklı bir kavram. Hı hı. Herkesin yapabileceği veya herkesin o mertebeye ulaşabileceği bir kavram değil. Evet, değil. Yani genelde farkındaysan sanatla gerçekten uğraşan insanlar çok göz önünde olmaz. Hı hı. Onlar kendi dünyalarında yaşar. Başka insanlara bir şeyleri ispat etmek zorunda hissetmezler kendilerini. Aynen öyle. İçinden gelen şeyleri yaparlar. Hı hı. Fakat maalesef günümüzde toplumsal olarak baktığımızda bu böyle değil. Hı. Yani bu da hikayesi. Yani dolu buğdayın başı her zaman eğiktir. Aynen öyle. İnsanlar... Yani ben bazen şaşkınlıkla izliyorum ne olduğunu, neler olduğunu. Ee, kendi açımdan baktığım zaman... Bir köşede sessiz kalmak bazen daha güzel. Üretmek bazen daha güzel. Çünkü yaptığınız şeylerin insanlara gerçekten... Ulaştığını bilmek güzel. Hı hı. Böyle yapay suni şey ulaşıyormuş gibi göstermek değil yani. Hı hı. Çünkü çok fazla... E, dönemimizde hani... Tabiri caizse tribün oynamak diye bir şey var. Hı hı. Yani insanlar gerçekten çıkıp oynadığı futbol oynamıyor. E, tribünlere bakarak bir şeyler yapmıyor, gösteriş Hı -hı. gibi geliyor bana yani içeriğinin biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Ben yaparak. sosyal medya hesaplarınıza baktım. Ee, o, yani var olma biçimi vardır, hepimiz bir şekilde varız bu dünyada birazcık daha dikkat çekmek için. Mesela kimisi ayakkabısını paylaşır, yediğini içtiğini paylaşır, evine havuzunu paylaşır vesaire. Sizin işiniz haricinde hiçbir paylaşımınız yok. Ya işinizle alakalı paylaşımlar yapmışsınız ya dostlarınızla mutlu anlarınızdan böyle iyi bir can dost bulmuşsunuz Onunla fotoğraf çekinmişsiniz falan. Bu var olma biçimi aslında sağlıklı var olma biçimi ama ne yazık ki bu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle hani sosyal medyanın böyle bir şey vardır göster der, ver bana, evet, anlat, evet. çek fotoğrafı, ilk lokmayı almadan önce bir tabağa çek falan. Sürekli göster göster göster. İnsanlar asıl bunun merak uyandıracağını düşünür ama ben daha e, tarzında figürlerin daha fazla merak unsur olduğunu düşünüyorum. Yani paylaşmadığınız için diyorsunuz ki özel hayatım beni ilgilendirir. Eğer bir şey istiyorsanız alın bakın yeni bir şarkı yaptım. Bunu dinleyebilirsiniz diye. Buradan şunu sormak istiyorum. Siz böyle nasıl diyeyim halay malay yazmıyorsunuz. Aşk şarkısı yapıyorsunuz ve insan mutlu olduğu zaman şarkı söyler. Mutlu olduğu anlarda. Ama profesyonellik denen bir şey giydirilmiş üzerimize. Evet. 16'sında Almanya Berlin'de konserim var diyoruz ve çıkıp orada o şarkıları okumak durumunda kalıyoruz. Bazen şu hisle mücadele ettiğiniz oluyor mu abi? O gün kötü bir günün üstesiniz. Hepimiz insanız ve kalp taşıyoruz evet. ve bu çok normal. Çıkıp hiç de o duyguya giremiyorsunuz ama çıkıp bir şekilde o şarkıları söylemek durumundasınız. Kendi kendinize böyle durumlarda ya yani ben hissettiğim için soruyorum. Dertleşiyorum aslında evet, biraz evet. sizinle. O duyguya ihanet ettiğiniz düşüncesi oluyor mu? Mesela bugün canım hiç şarkı söylemek istemiyor ama yarım saat sonra konsere çıkacağım. Bununla nasıl mücadele ediyorsunuz abi? Kuveyt Türk Konuşmaya Değer Podcast serisiyle ülkemizin pek çok önemli sanatçısıyla sohbetler edeceğiz. Sizler de bu güzel yolculuğa Kuveyt Türk sosyal medya hesaplarını ve podcast platformlarını takip ederek ortak olabilirsiniz. Bekir ben de o hiç olmuyor ya. Ha hep kendinizi o motivasyonda buluyor musunuz? konserim olduğunu bilirim. Hı. Onunla alakalı bir defa o konsere çıkmak bir mutluluktur. Hı. Ya i̇nsanlara da bir araya gelmektir. Ben insan faktörü ben de çok önemli. Hmm. Yani biz aileden belki e, şöyle kendimizden daha çok karşımızdakini düşünen bir yapımız hmm. var bizim. Hani bir bencil hayatlarımız olmadı. Bu bencil derken abartıcı hmm. gibi gelmesin. bu Ben merkezli. Yani hmm. o, o öyle bir hayat e, yaşamadım ben. Dolayısıyla o gün orada buluşacaksam insanlarla e, bir de sorumluluk bilinci çok önemli diye düşünüyorum. O sadece bir konser değil orada. Hı hmm. Orada bir e, o organizasyonu yapan insan var. Benim müzisyen kardeşlerim var. Çalışan insanlar var. Mutfakta çalışan insanlar var. Yani orada bir sorumluluk var aslında. Hı hı. Yani o sorumluluğa e, o gözle bakılmaz ya. Nasıl, nasıl, anlatabiliyor muyum? Anladım. Benim öyle bir lüksüm yok yani. benim Gülse Birsel'in böyle bir sözü vardı. Diyordu ki eğer senaryo yazmak için güneşlerin, güneşin açmasını, kuşların cıvıldamasını... İşte bu, bunu bekliyorsanız bu işi yapmayın diyordu. Sizi bekleyen insanlar var. O işe girdiğiniz anda itibaren sorumluluklarınız var. Her koşulda metrobüste, tramvayda, kafede yazabiliyor olmanız lazım ki bu işi yapabilirsiniz diye. Dolayısıyla burada hem fikiriz herhalde. Bu biraz kişilikle alakalı. Hmm. Herkes böyle yapmıyor olabilir. Hmm. Böyle düşünmüyor da olabilir. Ki hmm. birçok yerde bu böyle olmuyor zaten. Hmm. Hani saate bakıyorlar ne zaman bitecek filan. Ya mutlaka o söylediğin şey e, insani bir şey. Hı hmm. hı. ...canın çok sıkkındır filan ama... ...ben oraya onu taşımıyorum. Yani Hı -hı. O, o an... ...sahneden ben de bir gün önce, iki gün önce... ...ki sahne gününü biliyorumdur... Hele oraya gitmeden önce... ...yurt dışındaysa, yurt içindeyse... Hı -hı. ...ben de o gün her şey hazırdır. Hı -hı. Yani beyin olarak mental hazırdır, olarak hazırdır. Kafa olarak hazırdır, vücut olarak hazırdır. Hı -hı. Yani benim o konser... ...yorgun çıkma şansım yok. Moralsiz çıkma şansım yok. Kendimce bu. Benim Hı -hı. kendimce geliştirdiğim Hı -hı. bir durum. Ama... Ee, şurası hep bir atar böyle yani Hı -hı. o şarkıları çünkü ya bu herkesin yaşayabileceği bir şey değil Hı -hı. Bekir Allah bize böyle bir nasip değil mi vermiş bu, bu, bu böyle bir yeti vermiş Hı -hı. Ee, ne güzel ki bir düşünsen hiç e, bir bir şey yok söz yazıyorsun onu besteliyorsun karşındaki insanlar birbirleriyle böyle o şarkıyı seninle beraber söylüyorlar filan ya bu, bundan daha büyük bir mutluluk olur mu evet. ya bunun başka bir ifadesi yok ben mutluyum e, yaptığım işi seviyorum daha doğrusu iş olarak görmüyorum ve bunu bir kaygıyla yapmıyorum yani. Hı hı. Benim sanırım e, bakış açım bu. Dolayısıyla bana hiçbir şey zor gelmiyor. Yani, bir yani, açıdan ben, ben de kötü bir gün geçiriyorsam ve o gün sahnem varsa, bir güzel de izleyici varsa bu bana ben... teselli oluyor aslında bir yerde. Diyorum ki oh be çıkın konuş İçini biraz. Işte, evet, ne güzel. değil mi yani? He, paylaşıyorsun ne evet, güzel. Bizi yani. motive ediyor aslında. Tabii bir de. Ve bu alışkanlık da yapıyor bir süre sonra. Yani onu istiyorsunuz. Çıkmazsan şöyle... Sen o sahneye değil mi? mutsuz oluyorsun. Değil mi abi? <laughs> Rahatsız ediyor. Evet, <laughs> evet, evet yani. Evet. Bir yazar öyle diyordu. Yazmaya tövbe ettim diyor. Sonra o kadar birikti, o kadar birikti ki diyor. Koşa koşa bir bakkala girdim. Bir kağıt, bir kalem aldım. Yazdım, yazdım. yazdım. Ölene kadar yazdım. Yazmasaydım çıldıracaktım diyor. <laughs> Herhalde öyle yani. Aynen değil mi? öyle. Aynen. O, o bir o, ona arıyor insan o hissi, o duyguyu arıyor yani. Aşk ağlatır dert söyletir derler ya abi... Anadolu'da... Sürekli aşk anlatıyor olmanızın... özel bir sebebi var mı? Hani... Cengiz abi o zaman demiş ki ya bu aşk şarkıları sesin sende bu güzel duruyor. Tamam bu güzel durduğu için mi böyle? Yok, yoksa... Yok tabi e, Başlangıçta güzel duruyor diye başladı ama... Ben zaten albüm öncesinde... E, 91 yılında ben müzik bölümünden mezun oldum. Hı hı. Bekir, zaten 87, 88 yılında başladı sahne. Hı. O zaman öğrenciyken e, sahnede bir yola çalıyordum, Ut çalıyordum, gitar çalıyordum, bağlama çalıyordum. E, yani o dönemden itibaren sahneye çıkmaya başladığımdan itibaren e, zaten bu şarkılarla insanlar beni seviyorlardı. Ve ben onu hissediyorsun karşındaki hı. dinleyiciden. Yani hareketli şarkı tabii ki sahnedir. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı var. E, repertuarda biz bir de... inanılmaz bir sahne yapıyorduk. Yani... E, İspanyolca parçalardan, İngilizce parçalardan, öğrencilik dönemlerinde Hı -hı. bir de klasik Batı müziği eğitimi aldığımız için... Hı -hı. enstrüman hakimiyeti vardı. E, o... E, alaylı olmanın kısmında, okullu kısımda gelmeye başlayınca, teorisini öğrenmeye başlayınca... Hı -hı. çok ciddi bir repertuar Hı -hı. genişliği olmaya başladı. Bir de çok güzel bir grubumuz vardı. Demek istediğim, o şarkılar içerisinde... O hareketlerin arasında hadi baba sıra hadi baba sen de hmm. Ben o şarkılara girdiğim zaman başka bir durum oluyordu. Bahsettiğiniz yani, grubun adı KDV grup miydi? Grup KDV dışında biz evet grup KDV üniversitede ilk pop müzik konseri hmm. verdiğimiz grubumuzdur. <laughs> Buradan sevgili Ziya, tüm dostlara selamlar olsun. Ziya'nın çok büyük emeği vardır o grupta. Hmm. O grupla başladı zaten. Ama onun dışında biz ikili, üçlü, dörtlü arkadaşlar olarak çeşitli kafelerde, paplarda çalışıyorduk. Öğrencilik biliyorsun. Hmm. Ee, i̇htiyaçlarımızı kendimiz karşılayalım. Ailemize katkıda bulunalım falan hmm. diye. Yani benim o zamandan beri 90 yılından itibaren artık bu şarkılarla bütünleşme dönemi başlamıştı sanıyorum. Hmm. O bu Albümde bunun devamı geldi. Anladım. En çok sizden istenen şarkınız Kutupta Yaz Gibi mi? Yani Kutupta en Yaz diline. Gibi, Bizim Hikayemiz, Canım hmm. Sevgilim hmm. Ee, bu üç şarkı özellikle çok ...fazla istek alıyor. Ve ölmüyor da. Güzel şarkının da böyle bir güzel bir yönü var değil mi ya abi? Onlar başka şarkılarım. Şimdi aslında... ...teknik olarak baktığın zaman... E, ...yani belki o... E, ...o statüde dediğim birçok şarkı var. Ama... E, ...nedense bunların yeri... Neden? ...belki yaşanmışlık. Bunu hissedebiliyor musunuz? Yazarken, okurken... Bundan bir kutupta yaz gibi olur mu olmaz mı? Bu o kadar yürür mü yürümez mi? Bu bu, bu his oluyor ya mu? Aslına bakarsan belli derecede oluyor. Ha Ama hissedebiliyorsunuz mutlaka yani. Mutlaka canım. Tabii ha. ki şimdi bir şarkı oluşmaya başladığı zaman... E, ya bazıları bunu matematik olarak yapıyor. Yani şurada şu söz olsa nasıl olur? Hmm. Acaba bu tutar mı filan? <laughs> Bunlar artık işin başka yönleri de. Tabii tabii yani romancılar evet. da var. Evet. Mühendis romancı var, oturuyor böyle tuğla tuğla kuruyor hikayeyi. Bir de kalbinden yazan var. Yani ben başlayayım nereye giderse de gitsin diyor. Haşır haşır yazıyor. Asıl olan tabii ki kalpten evet. gelen. Değil mi? Yani o duyguların yeri hiçbir şeyle paylaşılmaz veya ölçülmez ya onun değeri e, aslında. Hı. O yaşanmışlıktan ziyade belki zaman zaman her şey yaşamanız gerekmiyor. Hı hı. Yani o kadar yaşantıyla o kadar şarkı yani öyle bir ona ömür yetmez zaten. Hangisi önce geliyor? Sözü yazıp besteyi sonra mı yapıyorsunuz? Önce beste geliyor ona söz mü uydurmaya çalışıyoruz? Ben de aslında ikisi bir arada oluyor gibi. Sanki bir şarkı var da Bekir. Ben onu o an söylüyormuşum gibi oluyor bazen. Ha ikisi birden. İkisi beraber atıyorum e, bir Melodi başlarken o sanki söz de onunla berabermiş gibi. Hmm. İkisi akıyor gidiyor. O anda bir tarafa yazıyorum mesela onu. ha Bunu unutmayayım ne güzel geldi filan diye. Sonrasında belki 10 dakika içerisinde o şarkı tamamlanıyor. Belki bir sene içerisinde tamamlanmıyor. Ha. Yani o, o onun artık kendiyle daha doğrusu devamının belki ruh halinde. Belki yani... O an yaşadığın veya hissettiğin şeylerle alakası var. Onu tam olarak bilemiyorum. Hmm. İfade etmek de zor. Bunun bir usulü var mı peki? Okulda öğretilen önce şudur, bu sonra bu. bu yok, böyle bir şey yok. Kimi önce söz yazıyor, daha sonra ona müzik yapıyor. Hmm. Yani kimi önce bir melodi buluyor, o daha sonra ona söz yazmaya çalışıyor hmm. ama bir usulü hani, yok. Ikisi... Yap da nasıl yaparsın? Yok Öyle yani. yapıyorlar. Yani hmm. artık e, çeşitli ustalara da sordum ben bunu, ama. Kimsenin belli bir standartı yok. Hmm. Yani bu işte bir kural yok yani. Eyvallah. Peki insanlar böyle aşkın, e, aşk anlatan adam olarak biliyorlar ya hep şarkılarında falan. Düğünlere falan böyle gittiğinizde, böyle sizin konserinizde tanışmış ya da bir şekilde sizin şarkınız üzerinden bağ kurmuş çiftlere de rastlıyor musunuz? Abi? O, en o, güzeli o oluyor galiba evet, yani evet sizin evet. için. Ya benim şimdi e, canlarım benim, yeğenlerim diyorum ben onlara hmm. şimdi. Bir, yani 20'nin üzerinde. Kardeşim var ismi Baha olan. Aa. Anne babanın benim şarkılarımla tanışıp hı hı. E, evlenip çocuklarına ismimi verdikleri e, ya ne büyük gururdur. Çok çok büyük bir mutluluktur bu. E, ve onlarla bu diyaloğu kurmak, beraber geliyor. Mesela, Baha bitiyor. Annem, annem, babam diyor senin ismini misin ne de, kadar ya. güzel? Ya şöyle Ivan adıma nasıl şöyle Maşallah. Çok, ya Allah, Allah binlerce şükürler olsun. Evet. Bu Peki, harika bu, bir şey. Bunlar, ya. bunlar, bunlar dünyadaki bence çok yüksek duygular. Şükürler olsun ki bunları yaşadım, yaşıyorum yani. Evet, şükürler olsun. Vallahi ne kadar kıymetli bir şey ya. Belki de hani ne parası ne pulu ne alkışı en güzeli de böyle güzel hikayeler. Ya bir, bir şey diyeyim, hayatı insanlar çok fazla ciddiye alıyorlar. Yani hmm. bu hayat e, gerçekten. Hangi açıdan bakarsanız bakın ee, biraz zaten boş yalan dünya diyoruz. Bu, bu kesin ee, bir sonumuz zaten var hı hı. E, ve bu sonun ne zaman olacağı da belli değil. Hı hı. bu Neler yaşıyor insanoğlu yani hı hı. E, ilahi kısmı var tabii ki bu işin ama genel olarak bakıldığı zaman e, dinlerin zaten amacı insanları birbirine bağlamak, iyiyi güzeli göstermek, hı hı. E, doğruyu göstermek insanların birbirine yardımcı olmasını sağlamak, Hı -hı. zaten amaç bu Hı -hı. ve insanların e, bu koca dünyada e, paylaşamadıkları ne var ben bunu anlayamıyorum Hı -hı. gerçekten çok anlaşılması güç. Bak bu açıdan baktığınız zaman Hı -hı. ya bir insanı mutlu etmek gibi bir insanın yüz, yüzünde e, o gülümsemeyi görmek gibi ya bunlar sanırım ya aileden gelen bir şey. Ben ailemde böyle gördüm çünkü biz Hı -hı. bizim doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerde. İnsanların ne iş yaptığının bir önemi yoktu. Yani insanların neye sahip olduklarının da bir önemi yoktu. Aynen. Ya yani insanlara bakıldığı zaman ya iyi adam derlerdi ya kötü adam derlerdi. Kötü adamsa onu düzeltmeye çalışırlardı. Baktılar düzelmiyorlar, düzeltemiyorlar. Artık öyle bir şekilde kabul etmeye çalışırlardı olabildiğince. Hı hı. Ama iyi insanlar kıymetliydi Bekir. Gerçekten kıymetliydi. O insanlara o kıymet, o değer verilirdi. O insanlar da o değerle yani bir büyüklük, bir küçüklük mahalledeki o e hiyerarşi demeyeyim de abi kardeş dengesi. Biz mahallede abilerimiz falan top oynarken onlar yine top oynayamazdık ya. Yani. Ne değişti? Biz... İyi insan mı azaldı yoksa iyilikten anladığımız iyilik algımız mı değişti? Yani ben e, teknolojinin biraz bu işi çok değiştirdiğini düşünüyorum. Hmm. İnsanlar e, belli ölçülerde yaşayarak öğrendikleri şeyleri şimdi sanal bir dünyadan yalan yanlış öğreniyorlar. Anne baba çocuğunu savunmaya çalışırken, korumaya çalışırken ee, arkadaş çevresinden veya şimdiki Z kuşağı dediğimiz nesilden dolayı veya çocuklardan dolayı onları yadırgamak gibi olmasın, eleştirmek gibi de olmasın hı hı. ama bu bir gerçek. Ee, çocukla arkadaşlık kurmaya çalışırken belli ölçüde otoriteyi kaybediyor. Hı hı. Artık o seviye, o düzey yani bir çocuk anneye azarlamaya azarlayabiliyor, babasına bağırabiliyor. Ne demek bunlar böyle bir şey mümkün mü Bekir? Mümkün. Mü. Mümkün mü yani bu nasıl nasıl bir yani Artık kelime bulamıyorum anlatmak için. Böyle bir saygısızlık, böyle bir sevgisizlik. Yani büyükleri suçlayamıyorum. Çocuklarıyla diyaloğu kurmak adına belli ölçüde taviz veriyorlar. E çocukları suçlayamıyorum. O geçmişteki o yaşanan değerleri görmemişler, bilmiyorlar. Yani aslına bakarsan toplumsal olarak çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunu da sosyal medyadan bahsettik, teknolojiden bahsettik. Çocukların elinde elinde artık dünya var. Yani senin hükmedemediğin, senin kontrol edemediğin bir dünya var. Evet. O dünyada ne alırsa doğru ya da yanlış. Çocuğun içinde iyilik varsa... Ve onu da doğru zannediyor yani. İşte, Gördüğüne bu, işte de çok, inanıyor. Çok zor yani bunu ifade etmek çok zor. Hmm. Çok üzücü geliyor bana yani. Bir şey de yapamıyorsun. Elinden evet. de bir şey gelmiyor. Pırıl pırıl çocuklar ya. Baha abi anlattı az önce. Çay içtik programdan evvel. Babam diyor bir kırık dökük sehpamız vardı. Oraya harçlığımızı koyardı diyor üç kardeşi. Oradan biz alırken bile o mahcubiyeti yaşardık da bir şekilde. Ya o, Şimdi o... çocuk sosyal medyada Dubai'deki zenginlerin hayatına bakıyor. Onun gibi olmak istiyor. Baba zaten zar zor bir araya getiriyor. Adam pestili çıkmış şekilde geliyor ve karşısında bir türlü bütün özveriyle çalışıyor olmasına rağmen memnun edemediği bir çocuk, belki bir kadın, eşi. Bu o kadar zorlaştırdı ki her şeyi. Ya Birazcık... Toplumsal biraz problemlerimiz var. Var. Ama biz bunları aşamayacak bir toplum değiliz zaten. Hı hı. Ki gerçekten çok düzenli, düzgün yaşayan insanlar var. Bu tanık oluyoruz ve insan gurur duyuyor böyle durumlarda. Ee, Birçok Birçok şeyin aksadığı yerler de var. Ama o bahsettiğim sen aslında e, o ayrıntıda e, babam inşaat işleri yapıyordu. Dört e, tane öğrenci, çocuk var. O zamanki hayat şartları gerçekten zor. Hı hı. Tek başına bir insanın çalışıp bir ev geçindirmesi, yani o e, mesleğiyle dört tane üniversite mezunu yetiştirmiş aslan gibi Allah rahmet eylesin bir, bir babanın evlatlarıyız yani. Onun hiçbir zaman e, yaptığı bir şeyi e, böyle başına kalkmak derler ya. Hı hı. Bak oğlum ben senin için bunu yapıyorum. Sen okuman lazım filan hiç böyle bir şey yapmadı. O sadece yapması gerekeni yaptı. Hı hı. Bizim için. ...gözümüzün önünde biz abimle yardım etmeye giderdik inşaata mesela babama. Hı. Onlar günde e, laf laf açıyor da... ...öğle arası atıyorum yemek yiyecekler. İşte karpuz, peynir vesaire bilirsin ya inşaat <laughs> işleri. Aynen öyle. En bizim, güzel de yemektir Bizim yani. için babam bir bakarım gider işte kıyma almış, yumurta almış vesaire... ...çocuklara kıyma alayım, yumurta yapayım. Sefil olmasınlar çocuklar filan diye. Yani evladını düşünmek... E, ...bunu evladına lafla e, anlatmak gibi bir şey değil. Hı, hı onu gerçekten o sevgiyi Hisset. vermek, sahiplenmek, evladı gibi hissettirmek. Hı hı. Yani para pul bunlar geçip gelip geçici şeyler. Parayla pulla kim mutlu olmuş? Yani bugün etrafımızda, çevremizde yüzlerce insan var Bekir. Yani parasının pulunun hesabını bilmeyen ama mutluluktan da hayatında eser olmayan insanlar var. Hı hı. Yani o yüzden mutluluk aslında çok basit. Mutluluk çok çok kolay. Hı hı. İnsan isterse mutlu olur. Bunu sevdikleriyle olabilir, ailesiyle olabilir. Küçücük sahip olduğu bir şeyle olabilir. Yani mutlu olabilmek insanın elinde. Aynı. Sadece öyle bakabilmek lazım. Hı hı. Tabii ki Allah kimseye muhtaç etmesin. Hayat şartları gerçekten zor. İnsanların mutluluk kavramını etkileyen çok önemli bir faktör bu. Hı hı. Ama insan istedikten sonra sanıyorum mutlu olabilir. Ben bence öyle de, baktım. Bence de. Öyle çok bir şeyin ben. olması gerekmiyor. Tam bu perspektiften şu soruyu da sormak istiyorum. E, aşk anlatıyorsunuz. Aşka dair şiir şiirler, şarkılar yapıyorsunuz. E, bütün bu dejenerasyondan aşk da nasibini aldı değil mi? Yani sizin şarkılarınızda anlattığınız aşk belki de yaşanmasını umduğunuz, çevrenizde görmek istediğiniz aşk biçimi ama zannediyorum ondan da pek bir eser kalmadı. Doğru mu? Yani mı? bununla ilgili yorum yapmaya bile gerek yok. Değil Çok mi? Çok o kadar net ki. Yani o kadar bariz görünüyor ki işte biraz önce bahsettiğin işte sosyal medya mecralarında ya ben o görüntülere sanal bir dünya orası. Ben gerçek olduğunu düşünmüyorum İnsanların, hiç kimsenin gerçek yüzü yok orada yani. Evet. Bir tuhaf bir, bir ne bileyim çok acayip bir dünya. yani. Kurgusal bir yere benziyor. Sanki mi? bir özellikle oluşturulmuş falan gibi. Gerçek hayatla dediğim gibi gerçekten. Hmm. Şimdi aşk dediğimiz zaman insanlar 30 yıl sevdiği insanı beklermiş Bekir. 30 yıl. 30 bir ömür beklermiş ne yani 30 yıl abi WhatsApp mesajına biraz geri geç döndüğün zaman yuvalar yıkılıyor. oralardan buralara gelmiş. Yani. Ben tabii ki yani her şey mükemmel olsun demiyorum ama yani samimiyet, insanların birbirine karşı dürüst davranmaları, yani aşk denen duygu bu kadar basit bir şey değil. Hı. İnsanların aşkla başlayıp sevgiye dönüştürdükleri, bir ömür boyu beraber yaşadıkları yani birbirinin gözünün içine böyle Kırmamak için, üzmemek için baktıkları bir şey gibi geliyor bana aşk. Evet. Aşk böyle bir şey. Yani. Hı hı. İnsan sevdiğine kıyabilir mi? Sevdiğine nasıl sevdiğini nasıl üzer, sevdiğinin nasıl zarar verir filan. Şimdi öyle şeyler görüyorum ki üç gün sürmüyor bu aşklar filan zaten. Yani bence adını aşk diye nitelendiriyoruz aslında hiç alakası yok. Size göre ne abi aşk? Aşkı... Binlerce, milyonlarca insan anlatmaya çalışmış. Hı. Aşık Veysel demiş ya seversin kavuşamazsın adı aşk olur diye. Ha, ne kadar güzel ya. Hakikaten öyle. <laughs> Aslında öyle bir, bir şekilde bir ulaşamama durumu falan ama e, aşk bence tarifsiz bir duygu. Bunu anlatmak çok zor. Hı hı. Herkesin kendine göre bir aşk anlayışı veya aşk tarifi var. Hı hı. Ben bunu sanırım sadece şarkılarından anlatmaya çalışıyorum. Oradan dinlesinler. Peki yani. oradan yani. Abi hiç şey düşündün mü son olarak artık programın sonunda merak ettiğim şeyi de sormak istiyorum. Hiç böyle ezgi tarzı bir şey yapmayı düşündün mü? Mesela enstrümantal e... Enstrümantalık da okumak. Kes mesela sevdim seni mağbuduma Canan diye sevdim. Ha, ben Hazreti e Peygambere yazılmış bir eseri, bir ilahiyi kendi üslubunuzla, kendi tarzınızla yorumlamayı hiç düşünmediniz mi? Yapsanız keşke Ramazan'larda çalsak, dinlesek ya. Yani. Ya yaparız tabii ki. Niye yapmayalım? Daha öncesinde böyle çalışmalarımız oldu. Hakan Altun yapmıştı mesela Dedemin ilahileri diye. Evet. Ee, evet. Ve çok da güzel çıkmıştı ki onun dedesi de rahmetli çok fazla bir... eser Hakan, sunmuş. Hakan canım dostum benim ya. Evet. Hakan evet. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Çok çok yani bu konularda çok duyarlı Hakan. Hı -hı. Dedesinden bahsediyorum. Hı -hı. Çok, Sandrettin çok Altun'du herhalde değil mi? Dedesinin adı. Öyle hatırlıyorum. zihnimde öyle kalmış. Siirt işte Hı -hı. Hakan Memleket. Hı -hı. Hakan zaten böyle bir çalışması oldu. Hatta o dönemlerde biz irtibat halindeydik. Hı -hı. Beraber de bir şeyler yapmayı düşündük. Hı -hı. Fakat Hakan yaptı. Şimdi kısmet olursa belki onunla da beraber bir şarkı düşünebiliriz. İnşallah olursa çok hoş olabilir. Yani. Ee, ya çok isterim. İnşallah. Çok isterim Bekir. Eyvallah. Abi teşekkür ederim davetimizi kırmadan. Rica ederim. Için. Ee, çok ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Allah Öncelikle olsun. programın başında da söyledim ama senin gibi kıymetli yüreklere sağ ihtiyacımız ol Allah var. Allah razı olsun. Ee, bunu kesinlikle kompliman olarak söylemiyorum. Hı -hı. Tanıdıkça bir kat daha sevgilim Teşekkür e, ederim abi. Arttı. Ee, biz çok sık bir araya gelemiyoruz. İzleyicilerimiz de bunu ki. hissediyordur, fark ediyordur. Hı -hı hepimizin işleri bir şekilde bir belli yerlerde ama bir araya geldiğimiz zaman da işte böyle bu mutluluğu yaşıyoruz. Eyvallah. Ne mutlu bana ki bugün bir aradaydık. Allah razı olsun. Seninle bu sohbeti yaşadım. Eee her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim abi Allah sana. her şey gönlüne göre olsun. Sizin de inşallah uzun Bu Burada ekibimize yıllar. çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerime buradan sağ emeklerine sağlık Allah razı olsun. Hepsi ayrı ayrı değer. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. İnşallah biz de uzun yıllar senden o güzel şarkıları dinleriz ve inşallah düğüne gelmek de nasip olur. Hayırlısı vakitte. Mutlaka haber Allah razı olsun. Kıymet dostlar, Baha abi ile alakalı gelişmeleri hemen şu altta gördüğünüz Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlar yapıyor. Yeni haberleri Oradan e, takip edersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ahiriniz evvelinizden daha hayırlı olsun inşallah. Hoşçakalın. Kuvvet Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.